Herkese merhaba arkadaşlar. Indiana Üniversitesi'nden selamlar. Şu anda Indiana Üniversitesi'nin tarihi beyaz kapısı önündeyim ve size bir kampüs turu videosu hazırladım. Indiana Üniversitesi'nde yaklaşık bir senedir çalışıyorum. Ve şunu söyleyebilirim ki burası Amerika'nın en köklü kurumlarından biri. Buranın ünlü mezunları Esra Erdoğan, Sümeyye Erdoğan ve Bilal Erdoğan. Umarım bu videoyu seyrederler ve nostaljik olurlar. Indiana Üniversitesi'nin kampüsü Amerika'daki en güzel 20 kampüsten biri olarak gösteriliyor. Ve buranın kampüsü gerçekten şahane. Maalesef videoyu biraz geç çektim. O yüzden yaprakların çoğu düştü. Artık geri kalanlarla idare edeceksiniz. O zaman haydi başlayalım. Videonun başını çekmek çok zor oldu maalesef. Çünkü orada gördüğümüz Sample Gate ismi verilen kapı Indiana Üniversitesi'nin en popüler mekanı ve bir numaralı fotoğraf mekanı ya da Instagram mekanı diyelim. Ve herkes poz vermek için sıraya girmiş durumda. Ama Amerika'nın güzel yanı arkadaşlar, Amerika'da mind your own business, yani işine bak kültür var. O yüzden kimse sen ne yapıyorsun, niye orada, ne konuşuyorsun, hangi dili konuşuyorsun, memleketlere falan kimse sorular sormuyor. O yüzden insan utanmadan, sıkılmadan konuşabiliyor. Bu binanın mimarisi Eskişehir Sazova Parkı'ndan esinlenilmiş arkadaşlar. Eskişehir'e gitmediyseniz mutlaka görün. Bugün pazar günü olmasına rağmen kampüs canlı sayılır. İnsanlar gezmeye, fotoğraf çekilmeye gelmiş. Evet arkadaşlar, Kutsal Indiana Kilisesi'nin önündeyiz. Cemaatle ayin yapmak isterseniz buraya gelebilirsiniz. Çok güzel bir cam işlemesi var. Dur yakından göstereyim ya. Şöyle üzerinde gayet güzel çalışılmış. Burası da Indiana Üniversitesi'nin mezarlığı. Görev süresi dolan rektörler buraya gömülüyor arkadaşlar. Bu arada açık söylemek gerekirse farklı ülkelerden birçok kampüsü gezdim. Ama ilk defa bir kampüste mezarlık olduğunu görüyorum. Bu da Indiana Üniversitesi'ni köklü yapan detaylardan biri. Burası da Indiana Üniversitesi'ndeki ana eğlence mekanı arkadaşlar. İsmi Memorial Union. Burada kitapçı, yemek yerleri, Starbucks, bowling salonu ve kulüpler için etkinlik odaları mevcut. Yani eğlenmek için, yemek yemek için ya da sadece dinlenmek, koltuğa oturup rahatlamak için buraya gelebilirsiniz. Mükemmel bir atlayış. Bu görmüş olduğunuz U, Indiana Üniversitesi'nin U'su arkadaşlar. Ve şu gördüğünüz ortaya geçerek şöyle Ö oluşturup, daha doğrusu İ oluşturup logoyu tamamlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi logoyu tamamladım. Artık Indiana Üniversitesi benim. Şöyle boydan boya. Arkadaşlar bu koridorda Indiana Üniversitesi'nin eski rektörlerinin resmi var. Ve şu görmüş olduğunuzda Indiana Üniversitesi'nin ilk FETÖ'cü rektörü. Burada da bir tür telefonla konuşma kabini yapmışlar. Bakalım girelim. Girdik ama sığmıyoruz.
Ne yapıyorsunuz lan? Arkadaşlarımız ders çalışıyor. Çıkalım. Burası Indiana Üniversitesi kitapçısı. Kitaplar ve diğer hediyelik eşyaları buradan temin edebiliyoruz. Aynı zamanda kahveci var, Sugar and Spice. Ve Amerikalıların fix yiyeceği donut kurabiyeler. Amerika'da kurabiyeler çok güzel bu arada. Indiana Üniversitesi bardakları. Şöyle yaklaşalım. Indiana Üniversitesi'nin resmi bornozu. Indiana Üniversitesi'nin şapları. Ve Indiana Üniversitesi'nin eldivenleri. Şuradaki malzeme sayesinde dokunmatik telefonunuzu kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Yoga yapan bir manken. Burası da Indiana Üniversitesi kitapçısındaki kitap satılan tek yer arkadaşlar. Şurada Abraham Lincoln'un bir sözü var. I will study and get ready and then maybe the chance will come. Yani Abraham Lincoln diyor ki tevekkül sizden, takdir Allah'tan. Dilim pizza satılıyor burada. İşletenler, çalışanlar hep Hintli. Hatta çoğu da öğrenci, master öğrencisi. Bu gördüğünüz içecek makinesi arkadaşlar. Buradan istediğiniz içeceği seçip içebiliyorsunuz. Coca-Cola. Coca-Cola'nın kirazlısı var. Vanilyalısı var. Kirazlı vanilyalısı var. Portakallı vanilyalısı var. Raspberry'lisi var. Yaban versiyonu oluyor sanırım. Misket limonlusu var. Krem sodalısı var. Basıp akıtabiliyorsunuz. Şuradan da buz akıyor. Buzu çok sevdikleri için her yerden buz akıyor burada. Bu gördüğünüz de okulun bowling salonu arkadaşlar. Giriyoruz. Arkadaşlar Amerika'nın en popüler yerine geldik. Tabii ki Starbucks. Sometimes having to go through Hamas gunpoint and gunfire. Just to be clear, sir. Burası da Indiana Üniversitesi'nin çim alanı ya da şenlik yeri. Burada bir ikinci el alım satım etkinliği varmış ama şu an bitmiş, kapatıp gidiyorlar. Bu Indiana montu çok güzelmiş ya. Hoosiers. Buranın sloganı gibi. Indiana eşofmanları. Bu gördüğünüz emergency direkleri ise acil durumlar için. Eğer kampüste ola ki başınıza bir şey geldi. Burada gördüğünüz kırmızı düğmeye basıyorsunuz ve polis geliyor. Burası da üniversitemizin kütüphanesi arkadaşlar. Kütüphanemize doğru yola çıkıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kütüphaneye girince sizi yemekhane karşılıyor. Kokudan çalışamıyorsunuz. Hey.
Burada da çalışma slash yemek odaları mevcut. Dünyada bir tek. Kütüphaneye girince yemek yeriyle karşılaşmak. Şöyle kartımı basıyorum. Bastım. Ve şimdi içerideki tüm yemeklerden istediğim kadar yiyebiliyorum. Sınırsız. Burada gördüğünüz Meksika mutfağı. Fasulye, tavuk, pilav, tortilla. Burası kahvaltı bölümü. İsterseniz kendi waffle'ınızı yapabiliyorsunuz. Burada böyle sürekli pizza çıkıyor. İstediğiniz kadar alabiliyorsunuz. Önce salata tabağı yapıyoruz ki sağlıklı beslenelim. Burası Akdeniz köşesi. Cacığımız var, humusumuz var. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çorba ve soğuklarla kamera açısını yapmak biraz zor oluyor. Çorba ve soğuklarla açılışı yapıyoruz. Burası da arkadaşlar namlı içecek otomatları. Şöyle Powerade. Vitamin water karıştırabiliyorsun. O ne lan, sese bak. Sesi çok sevdiğim için biraz daha... Oh shit. Burada da genelde Avrupa tarzı yemekler var. Patates püresi zaten Avrupa mutfağında fix bir yemek. Ana yemek de bu şekilde arkadaşlar. Powerade ve vitamin aromalısı ve dana, tavuk, patates püresi karışımı garip bir yemek. Evet arkadaşlar, 12 dolara çorba, salata, cacık, ana yemek, içecek ve dondurma aldım. Bence gayet güzel bir alışveriş oldu. Kostu çıkardık. Bu Amerika şartlarında oldukça iyi. Burası da arkadaşlar öğrencilerin kaldığı yurt. İsmi Pi Beta Phi. Böyle Yunan isimlerini vermeyi çok seviyorlar. İşte Alfa, Beta, Gamma, Sigma, o tip isimler. Bu da bir otobüs ama otobüs yurt reklamı almış. LiveDylan.com. Bu da başka bir otobüs. Bu da avukat reklam almış. Better call Ken. Yeah. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuzda Indiana Hisarı. Kennedy Sultan John tarafından yaptırılmış. Burası da bizim ofis arkadaşlar. Pazartesi günü sabah saat 10'dan çekiyorum. Henüz gelen yok. Bu kısımda genelde çalışanlar çalışıyor. Yani öğrenciler öbür kısımda. Burası da benim köşem arkadaşlar. Ben, MacBook'um ve iki monitörüm. İş başındayız. Troll alıyoruz beraber. Bunlar da komşularım. Bu şekilde altı masa birleşik bir şekilde çalışıyoruz. Ama arkadaşlarım şu an evde çalıştığı için yoklar. Bu da kupam. Don't mess with Texas. Bu da çayım. English tea. Ahmet tea. Yani kaçak çay. Laboratuvarın manzarası. Maalesef camlar biraz kirli olduğu için çok güzel gözükmüyor. Burası da laboratuvarın mutfağı. Oturma alanı. Şurada langırt oynayıp insanların kafasını ütüleyebiliyorsunuz. Burası da okulun yolu arkadaşlar. Buradan böyle bisikletle yardır yıldır gidip gelebiliyorsunuz. Bu evi kim neden yaptı ve burada kim oturuyor? Çok merak ediyorum. Burası da Indiana Üniversitesi'nin stadyumu arkadaşlar. Maç günleri burası ana baba günü oluyor. Çünkü öğrenciler ana babalarıyla geliyor. Thank you.
Bunlar da öğrencilerin bekar evleri arkadaşlar. Eğer öğrenciler kampüs dışında kalmak istiyorlarsa buradan ev tutabiliyorlar. Bu da bizim fakirhane. Yalnız arkadaşlar bir itirafta bulunmam gerekecek. Bu videoyu bir günde çekmedim. Parçalara böldüm. Çünkü vakit yoktu. Ve bir günde çektiğim gibi gözüksün diye sürekli aynı kapşonluğu giydim. Yani gördüğünüz gibi büyük bir emek var videoda. O yüzden siz beğenin ve abone olun.